En güzel yıllarımın geçtiği üniversite yıllarımı geçirdim. Çanakkale'de sizlerle birlikte olmanın keyfi benim için bambaşka. Şu an bu noktaya gelene kadar bütün konuşmacılarımın yaşı benden çok büyük. Çok saygı duyuyorum kendilerine. Bu genç yaşta burada olmak benim için çok heyecan verici bir şey. Heyecanımdan dolayı lütfen şimdiden kusura bakmayın. Şimdi ünlü şarkıcılara sorarlar, müzik aşkınız çocukluktan mı başladı diye. Terliğime mikrofon yapardım, aileme konser verirdim falan diye gider bu süreç. Şimdi ben de aynı klişeyle başlamak isterim ki sonuçta klişe klişe ise iyi bir sebebi vardır. Oyuncak bebekleri elbise diken ablalarla birlikte büyüdüm. Şimdi bu ablalardan biriyle Barros Lanta markasına birlikte ter döküyoruz. Ama üç kuşaktır ki kebabımızın tadı gerçekten değişmedi. Düstur'un tekstil ve moda sektörünü tam olarak ailede gördük. İddia ediyorum ki ailedeki el becerisi ancak Chanel atölyesinde bulunabilirdi. Hiç şaşırtmadan neredeyse doğal bir süreç işledi. Önce Gülşah ablam, ardından Nestiş ablam tekstil ve moda tasarımı eğitimi alarak kariyerlerine başladılar. Şimdi 5 yaşında bir yeğenim var, ismi Melis. Genellikle bir araya geldiğimizde dışarıya çıkacağımız zaman Melis yaklaşık 1 saat öncesinden odasına çekiliyor. Gerçekten inanmazsınız ama çorabından tutun, o gün takacağı taca kadar bize yaklaşık 4-5 tane bir kombin oluşturuyor. Ve bize küçük bir minnetiyle yapıyor. Ardından fikirlerimizi alıyor. Dışarıya çıkarken hangisini giymeliyim sizce diye. Ama bilirsiniz o yaştaki çocuklar her zaman biraz daha kendi istediklerini yapmak isterler. Bizim fikirlerimizi alsa da odasına gittiğinde bambaşka bir kombinle bizim yanımıza gelir ve sonrasında dışarıya çıkarız. Yani burada söylemek isteyeceğim aslında 7'den 70'e tam olarak ailede hepimiz modayla ilgileniyoruz. Şimdi moda tasarımcısı kariyeri çok acayip bir olay. Düşünün Nişantaşı'nda Bağdat Caddesi ve çevresi, Boğaz kenarı semtleri, İzmir, Ankara ve Bursa'nın nezih semtleri. Tırnak içerisinde söylüyorum, gerçekten tasarımcı olan kadın sayısı sanırım olmayandan fazladır. Yine tırnak içerisinde söylemek isterim ki şu an sosyal medyada da hepimizin gördüğü birkaç kombin yapan, Instagram'da biosun tasarımcı kimliğini, title'ını ekleyen birçok aslında çevremizde insan var. Şimdi bu kadınlar çevresi tarafından giyim zevkiyle takdir görürler ve ardından kendilerine bir online mağaza açarlar. Bir butik açarlar aslında öncesinde. Sonrasında bu butiği kapatırlar. Yaklaşık bir 6 ay sonra da kendilerine online mağaza açarlar. Vesaire vesaire. Ama sonuç olarak herkesin kendisine kolayca layık gördüğü birimi onun için biz yıllarca okuyoruz. Çizim masalarında, dikiş makinalarında, skolyoz başlangıcı teşhisine kadar giden bir süreçten bahsediyorum size. Dil bileceksin, moda haftalarını ve gelişmelerini takip edeceksin. Her gün yeni baştan, özgün, kaliteli, kullanılabilir ve bir gün önce bu dünyada olmayan parçaları hayata geçireceksin. Ve hop yan tarafta yine bir butik açılmış, yeni bir meslektaş katılmış aramıza. Ama telaşa gerek yok çünkü birazdan yenisi gelecek. Vardından hemen sonra da kiralık levhasını göreceğiz. Şimdi hayatımda kırılma noktalarında levhalardan biri Çanakkale'yi işaret ediyordu. Başarılı bir öğrenciydim. Araştırma yapmayı çok seviyordum ve ders vermek benim için çok cazip geliyordu. Ben 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümüme başlarken Barbus London markası Nestişah Yılmaz ve CEO'muz Volkan Hidayet Oğul tarafından kuruldu. Ben de tabii bütün boş vakitlerimde Nişantaşı Showroom'un Antalya'da vakit geçiriyordum tabii ki mesleğimi öğrenmek adına. Bu süre zarfında 2016 Şubat ayında Londra Moda Haftası'nda defile yapmak üzere kabul edilmiştik. Ve o bulmalı streste hazırlığın içerisinde olmak hem keyifli hem de o kadar çok zordu ki anlatamam size. Şimdi sıkılmış ve varlık zayıf kadınlarını cezbeden bu defileler, ihtişam, ünlüler, işin mutfağının nasıl bir girdap olduğunu görünce aynı hızla kaçışa sebep oluyordu. Tabii işin içine girince anlıyormuş insan. İşin içine girince aldığım en önemli derslerden biri de hamallığını yapmadığın işin patronluğunu yapmanın imkansız olduğuydu. Şimdi atölyede geçirilen sonsuz saatlerden bahsediyorum. Defile için yurt dışına taşınan 150 kiloluk bavullar, ünlüler, PR ajansları, casting ajansları, satın almacılar, basın ve son dakika defilinize gelmeyen modeller. Tahmin etmezsiniz ama bunları yaşıyoruz. Belki de tüm dünya modasına hakim global bir kitlenin önüne tasarımlarını çıkarmak, gelecek eleştiriler, özgün olduğunun onaylanması ya da onaylanmaması. Çünkü kopyacılığı kaldırabilecek bir platformda değilsiniz. Londra Moda Haftası bahsettiğim yer.
Ve bu noktada da ben kariyer kırılma noktalarında birkaç sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela balıkların Hint okyanusunda yüzdüklerini bilmemeleri. Şimdi Nişantaşı'nda bir çoğurma atölyedesiniz. Sizin gördüğünüz o her kafadan çıkan kaotik sesler. Atölyeye giriyorsunuz, bazı bir takım lisaterk ustalardan yediğiniz fırçalar oluyor. Zil çalıyor, kapıyı açıyorsunuz, bir grup müşteri. En başta size bahsettiğim o tasarımcı kimliğini çok kolay üzerine alınan insanlar dedim ya, bazen onlarla da muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz bir eğitimini almış tasarımcı olarak. Size işinizi öğretmeye kalkabiliyorlar. Biraz sinirleriniz bozulabiliyor. Onlarla ilgileniyorsunuz, sonra onları gönderiyorsunuz. Ve arka tarafı atölyeye geçtiğiniz zaman ablanızdan yenen fırçalar var bu süre zarfında. Ablanızdan yenen fırçalar oluyor. Bu süre zarfında ben ertesi gün tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Diğer gün tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. İnanmazsınız ama pazar günü gerçekten tam anlamıyla yataktan dışarı çıkmak istemiyorum. Pazartesi tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu süre zarfında hep yetememezlik ve eksiklik hissiyatı içerisine kapılıyorsunuz. Ve kariyer kırılma noktalarında bu süre zarfında Londra Moda Haftası 2. ve 3. defilelerimizi yapmış. Türkiye'nin sayısız ünlü isminin tercihi olmuş. Çeşitli pazar yerlerinde satılmaya başlamış ve marka hızla yükselmekte. Bu noktadayken de kariyer kırılma noktalarında ikinci sorun aslında devreye giriyor. Konfor alanını terk etmek. Ben hayatımdaki en önemli kırılma noktamı konfor alanını terk etmeye karar vermekle yaptım. Çanakkale aşığı bir insanım. Üniversiteyi Çanakkale'de okumuşum ve hiç ayrılmak istemiyorum. Ve en ufak bir planımı da Çanakkale'ye, levhamı da Çanakkale'ye kırmak için elimden geleni yapıyordum aslında. Ama bunun böyle olmayacağını bir yerde anlamam gerekiyordu ve o noktada konfor alanını terk etmeye karar vermek zorunda kaldım. Zorunda değilim aslında, bu benim seçimimdi. Ben böyle bir seçim yaptım. Konfor alanını terk ettim ve İstanbul'a gittim. Dünyaya atıldım ve gerçekten tüm anlamıyla söylüyorum ki dünyam değişti. İyisiyle kötüsüyle ama tam anlamıyla yani hayatım iyisiyle değişti diyebilirim size. Bu süre zarfında Barbus London şu anda tüm pazar yerlerinde satılmaya başlamış. Sayısız ünlü ismin tercihi olmuş. Kuruluştan beri ekip liderim olan ablam Nesli Şah Yılmaz. Kendisi şu anda Londra'da, Soho'da, Moda'nın global semtinde global kreatif direktörümüz. Ve artık ona çözdüğü sorunlar, ilişki süreçleri, kriz süreçleri, PR, ama öte yandan ünlüler, satın almacılar, markanın parakende satış noktası ilişki süreçleri tam anlamıyla hepsi benim önümde. Kendisi şu anda bambaşka bir boyutta aynı konularla Londra'da uğraşmakta. Sayısız Zoom görüşmeleri, sonra da hemen gelişmelerin takip edilmesi, Londra'ya gönderecek ya da tüm dünyaya gönderdiğimiz ürünlerin son anda çıkan lojistik sorunların çözülmesi, tüm milletten insanlarla uğraşmak sanki kabus büyüyor gibi ama değil. Az önce de dediğim gibi böyle bir yolu ben tercih ettim ve iyisiyle, kötüsüyle tüm seçimlerim bana ait. Şöyle söylemek gerekirse, sürekli yeniliklerle açık olmak zorundasınız. Sürekli gelişmeleri takip etmek zorundasınız. İşçiliği bilmek zorundasınız. Kumaşı tanımayı bilmek zorundasınız. Malzeme tedarik zincirlerini bilmek zorundasınız. Ekibi ve ekip yönetimini bilmek zorundasınız. Tüm bunları global ölçekte kavramayı ve uygulamayı bilmek zorundasınız. Yani söylemek istedim, yeniliklerle sürekli iç içe olmak zorunda ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve biz bu noktada son bir yılda sürdürülebilir moda üzerine çalışıyoruz ve muhteşem sonuçlara ulaştık. Tamamı pet şişelerden dönüştürülmüş bir kotür koleksiyon hazırladık ve bunu İstanbul'da bir defileyle tanıttık. Ardından Londra Moda Haftası'na ve Tayland Moda Haftası'na dijital olarak sergiledik ve gerçekten inanılmaz sonuçlara ulaştık. Şimdi de dünyaya sunduğumuz tüm line'larımızda geri dönüştürülmüş materyallerden ürettiğimiz ürünleri ortaya sunmaya çalışıyoruz. Ve işte tam da bu noktada bir yolu aynı anda yürümeyi tercih ettiğim görüşündeyim. Zira alanımın akademik dünyasına çok değişik katkılar sunabilecek şekilde kariyerimde ilerlemekteyim. Ve tüm bu öğrendiklerimi bir gün 18 Mart Üniversitesi, mezun olduğum üniversitede öğrencilerimle birlikte paylaşacağım günleri sabırsızlıkla beklemekteyim. Hayat bazen çok zor,
bazen çok güzel ama en güzeli de Çanakkale'ye böyle bir buluşma için gelmiş olmak. Çok teşekkür ediyorum.